Hocam önce bir şeyi yorumlayalım istersen gördüğümüz kadarıyla. Giresunspor maçı, Giresunspor Keçiören maçı nasıl bir maç oldu? Yani bir kere Giresunspor'un hak ettiği bir galibiyet oldu. Onu söylemek lazım en başta. Açıkçası sadece biz Giresunsporlu olmayanlar değil, Giresunspor'u destekleyenler de takımın oynadığı futbola eleştiriler getiriyordu. Yani kazansa bile iyi oynamadan kazandığı düşüncesi vardı. Fakat bugün iyi oynadı ve kazandı. Yani maç içerisinde de şunu düşündüm. Giresun iyi oynuyor. Acaba bu sefer ters bir şey olacak da iyi oynarken puan mı kaybedecek diye düşündüm. İyi oynadı. Evet, pozisyon da verdi. Yani maç berabere de bitebilirdi. Ancak buna rağmen stres seviyesinin çok yüksek olduğu bir maç. Yani bu tür maçlar artık oyuncular açısından kaldırması zor maçlardır. Ve üstelik geri düştü. Yani çünkü geri düştüğünde hamle yapamamasından da bahsediliyordu Giresunspor'un. Hep 0-0'a yatıp 1-0'ı bulduktan sonra onu koruma üzerine hamleler, oyun planı olduğundan bahsediliyordu. Biz de öyle düşünüyorduk. Bu kez geri düşmesine rağmen erken bir cevap verdi. Akabinde de kazandı. Yani dediğim gibi hak ettiği bir galibiyet oldu. Önleri de çok açtı. Ancak önündeki maç Adana Demirspor maçı olduğu için başka bir takımla oynayacak olsaydı çok artık şampiyon oldu bile diyebilirdik belki. Fakat doğrudan rakibiyle oynayacağı için bunu söylemek için çok erken. Yani çok şey değişebilir olumsuz manada. Ama çok büyük bir avantajı tekrar kucaklamış oldu. Yani çünkü Eskişehirspor galibiyeti sonrasında o maçın ölçü olmayacağı zaten belliydi. Kritik bir galibiyet elde etti. Burada şunu da gördük. Başaltı diyebileceğimiz takımlar, yani ilk dörtteki takımların ardından gelen, playoff'u zorlayanlar da dahil. Ya çok tuhaf takımlar. Ya yani mesela Altınordu. Yani çok ilginç. O kadar ciddi bir form düşüklüğü var ki. Bunu eleştiri babında söylemiyorum, bir teşhis, bir gözlem olarak söylüyorum. Yine Keçiören Gücü mesela. Ya bu maçları oynayamıyorlar. Keçiören Gücü 2 hafta önce mesela Adana Demirspor'a karşı da böyle kaybetmişti. Yani deplasman oyununda sıkıntı vardı. Nitekim Giresunspor'da gücünü ortaya koyduğu zaman rakibini mağlup etmeyi başarabildi. Yani çok bir problem teşkil etmedi diyebiliriz. Böyle değerlendirebiliriz en azından. Hayırlı olsun Giresunspor'a bu galibiyet. Çok önemli bir engel açtılar ama dediğim gibi önümüzdeki haftaki rakipleri Adana Demir değil de herhangi başka bir takım olsaydı çok daha iyimser konuşabilirdik. Yine iyimseriz tabii ki onlar adına. En büyük avantaj Giresunspor'un. Süper Lig'e en yakın takım Giresunspor. Muhtemelen de başaracaklar bunu. Ben en başından beri zaten böyle düşünüyordum. Yani o seri yaptıkları dönemde çok büyük bir avantaj elde ettiklerini ve bu avantajı kolay kolay kaybetmeyeceklerini düşünüyordum. Öyle de devam ediyor şu anda. Ben bugünkü karşılaşmada Nanepa'yı çok beğendim. Hoca sonradan oyundan çıkardı ama Evet. çok güzel oynadı gerçekten. Çok kritik paslar attı. Çok güzel bir serbest atış kullandı. Az daha golle neticeleniyordu. Bir de defansta Sergen gerçekten hatasız bir oyun oynadı. Genel olarak da iyi oynuyor. Sergen çok iyi bir defans oyuncusu. Ben bu iki oyuncuyu beğendim ama Keçiören Gücü'nde de arkadaş yani bu kaleci Metin geriden uzun top atacak. İşte Barış Alper koşup topu bunu yakalayacak da gol olacak. Bunun dışında taktik yok. Ben böyle bir anlayışla maçı zaten kazanmaları mümkün değildi. Yani ben hiç beğenmedim Keçiören'i. Yani son haftalarda kötü oynuyor gerçekten. Altınordu maçında da pek parlak değillerdi. Şeyde de yani 3 tane de gol yediler yani Altınordu'dan. Evet. Dediğim gibi Adana Demirspor karşısında da sapır sapır Yani dökülmüşlerdi. Yani Keçiören Gücü'nün kalamazlar gibi geliyor bana. Böyle devam şöyle ederler. kalsa bile şimdi oraya da değinelim playoff'la alakalı çok erken bir senaryo ama kalsa bile yani geçen seneki mesela bir Karagümrük performansı olmaz. Hani Karagümrük de 6. sıradan playoff'a katılmıştı. Fakat formdaydı, top oynuyordu. Yani Altınordu, İstanbulspor, Keçiören Gücü bunlar bu şekilde playoff'ta da bir şey yapamazlar. Yani görüntü o anlamda bu çıkıyor ortaya. Şimdi Keçiören Gücü'nün alameti farikası neydi abi? Az gol yemesi. Hatta uzun süre ligin en az gol yiyen takımıydı. Fakat bakıyoruz son 3 maçta 7 gol yemiş. Yani gol yediğin zaman başarılı olma şansın yok. Zaten çünkü çok sürekli gol atan bir takım değildi. Üstelik yani 1-0 öne eski Keçiören olsa 5 hafta önce 6 hafta önceki 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetmez diye düşünüyorduk. Ama kaybedebiliyor. Demek ki sistem takımı falan diyoruz ama bireysel performanslar çok etkili. Üstelik rakip de tabii ki iyi oynadı. Yani rakip onu zorlayan, ona üstün gelen bir rakipti. Bu nedenle böyle oldu. Hani dediğim gibi bugünkü işte Nalepa, ya futbol ilginç bir şey. Şimdi Nalepa oyundan çıkınca
hepimiz yani niye dedik yani? Çünkü oyunu organize eden oydu. Ama ona rağmen kazandı Giresunspor. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Eren Tozlu takımın hem Giresunlu olması, altyapıdan yetişmesinin yanında Giresunlu olması, daha önce de Giresunspor'un formasını giymesi, sonra başka yerlere transfer yapıp dönüp dolaşıp tekrar memleketinin takımına gelmesiyle birlikte bir doğal liderliği vardı zaten. Eve dönen kahraman misali. Ama Eren'in özellikle ikinci devredeki performansından taraftarlar da memnun değildi. Yani kötü bir süreç geçiriyordu. Buna rağmen ne oldu? Savunmanın böyle tarifsiz bir hatası, böyle adamı boş bırakma olacak iş değil yani. Mümkün değil. Olmaması gereken bir şey. Ama Eren orada golcülüğünü, yeteneğini kullandı ve çok kritik bir zamanda golünü attı. Çünkü gol atmak çok zor bir iştir. Yani biz bazen televizyon, ya onu ben bile atarım falan diyoruz ya, öyle değil yani o işler. Golü atmak, o işi bitirmek kolay bir şey değil. Herkesin yapabileceği bir şey de değil. Herkeste olan bir özellik de değil. Mesela son dakikalarda Nalepan şeyin Uzodinma'nın bir pozisyonu vardı. Araya girdi, top yandan dışarıya çıktı. Uzodinma'nın gol meziyeti olmadığı için o sadece araya girmeyi düşündü. Hasbelkader gol olacaktı yani. Ama gol özelliği olan bir oyuncu sadece araya girmeyi değil, akabinde golü yapmayı da düşünecektir. İşte Eren böyle bir oyuncu. Kötü yani kötü oynadı demeyeyim de vasat oynadığı bir maçta bir bakıma şeyi anahtarı çevirdi yani. O şampiyonluk kapısının açılmasındaki anahtarı çevirmiş oldu. Bu anlamda onun da altını çizmek gerekiyor.